Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi Perşembe günü, bugün enflasyon var. Dün dolar TL'de 5.75-5.77 direnç bandına doğru bir hareket oldu. Oradan yurt dışındaki borsalarda ciddi bir satış geldi. Hatırlarsanız bir gün önce canlı yayında bayağı bir bahsetmiştik. Yurt dışı borsalarda gelebilecek satıştan. Bunun da altına yukarı doğru bir tepki vermesine sebep olacağını canlı yayında konuşmuştuk. Bir önceki videoda vardı. Şimdi bütün bunları bir konuşacağız. Yurt dışı borsalar duracak mı? Altın devam edecek mi? İçeride dolar ne olacak? Ondan önce bu hafta sonki cumartesi günkü İstanbul'a gösterdiğiniz ilgi ve 12 Ekim İzmir Kordon'da olacak eğitime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Oralara sadece ikişer kişilik ek kontenjan açılacak. Bilginiz olsun, sadece iki kişi. 5 Ekim İstanbul'a ve 12 Ekim İzmir'e. Onun dışında da 19 Ekim sadece borsa ve Viyop eğitimi İstanbul'daki devam ediyor kayıt. Onun zaten bannerine daha girmedik. Ama kayıtlar devam ediyor orada. Sadece borsa ve Viyop eğitimi. O bir tık daha ileri düzey olacak. Şimdi baktığınız zaman özellikle canlı yayında bahsettiğimiz S&P'deki bir omuz baş omuz oluşumu ve buradaki satışların devam etme olasılığının çok yüksek olduğunu canlı yayında konuşmuştuk. Ve dün bayağı ciddi bir satış geldi aşağı doğru. Bu da tabii altının 1480'lere 84'ü kırıp gevşeyen altında yukarıya doğru bir tepkiye sebep oldu. Şimdi baktığınız zaman satışlar bugün birazcık daha sakinleyebilir yurt dışında ama hani bu durduğu anlamına gelmiyor. Şöyle bir S&P'ye bir yarım saatlik baktığımız zaman dün akşam 2870'lere kadar geldi. 2898-2870 arası bir sıkışma mevcut. Ve şu anda saatlik grafiklerde biraz sıkışacağız. Burada aslında S&P tarafında 2850 ve 2826 bölgeleri artık önemli destekler. Yani buradan bir dalga daha satışla başlarsa hani buralardan tepki gelme olasılığı daha yüksek. Ama burada önce bir yukarı yapıp 2900'lere doğru 916'ya doğru gidip buradan tekrardan dönerse o zaman satışın boyutu birazcık fazla olabilir. Dolayısıyla buradaki harekete göre de altın fiyatlarındaki hareket ya 1515'lere doğru devam edecek ya da burada 2-3 gündür sert tepki veren altın o da tekrardan 1490'lara geri çekilecek. Bu iki tane piyasaya arkadaşlar iyi bakalım. Şimdi içeride dolar TL'ye baktığımız zaman burada 3-4 gündür 5 gündür yurt dışı dolar paritelerinde bir rally olduğundan bahsettik. Ve dolar TL buna bir türlü tepki vermiyordu. Ama en son artık tekrardan yukarıya doğru bir zarda atak gelince ve bu sefer buna kayıtsız kalmadı ve hareket yukarı hareket başladı. Ama dün özellikle öğle saatlerinde 75.5'lara doğru geldi ve orada zar tarafında 15.40'tan gelen satışla beraber bizim içeride de bir kar satışı geldi. Zaten çok normal ve olasıydı. Çünkü baktığımız zaman hep şunu söyledik. Dünkü sabahki analizi hatırlıyorsanız arkadaşlar 75 ve 77 dirençleri test edilebilir. Şu bölge test edilebilir. Daha defansif satım bölgesi yani hani satayım alayım dediğim bölge işte 77 ile belki 79-40 arası buralardan satıp almayı deneyebilirsiniz dedik. Şimdi hareket 75'i kırdı, 77 direncine giderken zarda gelen satışla beraber tekrardan burada bir kar satışı geldi. Tabii bu kar satışı hem içerideki kar satışının kuvveti hem de zardaki zayıflamayla beraber şimdi gördüğünüz gibi yeni pivot noktamız 75-80'ler, 75-50'ler buradan 69-60'a kadar düzeltme geldi. Şimdi enflasyon açıklanacak. Yani şimdi aslına baktığınız zaman hani verilerle ilgili yani hani zorlama rakamlar olduğu veya piyasanın çok fazla itibar etmediği aşikar. Ama hani bundan sonra bir faiz indirimi daha olur mu? Yani bundan sonra yapılabilecek faiz indirimi çok çok ufak olur. Hani ben çok da zannetmiyorum. Hani çok zorlama olur. Hani faiz indirilmeyecek beklentisiyle dolar gevşer mi? Açıkçası hani benim için artık 5.69 ve 5.67-75 yani 5.68 bölgeleri artık buralarda alıcı bulur. Özellikle 5.67-75 bölgesi. Yukarı doğru bugün 5.71
70 bölgesi. Şu bölge biraz bir satışta karşılaşabileceği bölge. 69-60, 71-60 arasında bir bölge var. Buradaki sıkıntı bugün şu olacak. Bu 75-80'den beri gelen bir satış dalgası var. Zar tarafıyla beraber. Hani bunun biraz sıkıntısını yaşayacak. Grafiğin tekrardan yukarı doğru atak yapması için 71-60'ın üzerine kendini atması lazım. Burası önemli olacak. Hani ara dirençlerden bir tanesi işte 73 73-40'lar olabilir, şu bölge olabilir biraz satıcılı. Ama hani tekrardan burada gidip 75-80'i kırıp bugün böyle haldır haldır yukarı gidecek bir sanki pozisyon şimdilik yok gibi şu anki konjonktürde, şu anki konuşmalarda. Ama günlük grafiğe baktığınız zaman şu satış önemli. Buradan tekrardan 2-3 gün burayı toplar ve artık bu 75-80'lere bir daha geldiğinde bu tepeye işte o zaman şunu konuşuruz. Burada 5000 liralık bir hareket. Zaten bunun da hedefi aşağı yukarı 5.80-81 hareketi başlar. Ama onun için daha erken. Bugün dediğim gibi pivot noktamız 69-60 önemli destek. 71-60 önemli direnç. Aşağı doğru eğer sarkarsa işte buradaki 2000 lirayı aşağı verip işte 67-60 yani aslında 67-70'ler daha defansif alım bölgesi. Hani ben buradan bu hareketin böyle 65'lere kadar sarkacağını çok düşünmüyorum. Buralardan alıcı gelir, buradan tekrardan 71'lere gitmeye çalışır ertesi gün veya bugün yukarı doğru bir hamle yapıp 71-60'ı kırmaya giderse de bu sefer 73-40'lara doğru bir hareket hızlanabilir. Ama saat 10'daki muhtemelen enflasyonu bekleyecekler. Dediğim gibi ondan sonra iş olacak ama baktığınız zaman dolar TL çok kendi içinde kuvvetli değil. Tekrar söylüyorum, çok kendi içinde kuvvetli değil. Yani bu ralliyi, yani dün özellikle dünkü videoda şunu söyledim. Bir hareketin neden olduğunu bilirseniz, o hareket döndüğü zaman siz de realizasyon yapabilirsiniz. Yani bu hareketi işte milletin atıp tuttuğu gibi elektrik zam mı, doğal zam mı, bilmem ne falan böyle böyle tipler çıktı ya yeni. Şimdi bunun değil de yurt dışındaki dolar endeksleri yükseliyor diye olduğunu bilir. Ve yurt dışındaki dolar endekslerine satış geldiği zaman siz de dönüp satış yapmayı düşündüğünüz anda burada yakalanmazsınız. Yani işte piyasaların birbiriyle korelasyonunu bilmek çok önemli. Hani bir tane grafiği açıp size anlatan adam hikaye anlatan adamdır. Neyin niçin olduğunu bilmeniz uydurmamak lazım. Şimdi dün mesela rantı izleyen adam buradaki satışın geldiğini gördüğü anda burada 5.75'lerden yıkılırken veren adam dönüp 69'dan koyuyor yerine. Veya işte burada bir bakıyorsunuz dolar TL gevşerken yurt dışı piyasalar çöküyor. Bizim borsada satış geliyor. Sonra da diyorlar ki mesela aha diyor anlamadık ya diyor yurt dışı borsalarda düştü bizim dolarda düştü diyor. İşte anlamaz. Yani çünkü hem şov yapıp hem de işte böyle anlatırsanız hikaye olmaz işte. Yani arkadaşlar paranın şakası olmaz. İşlem yapıyorsunuz. İşlem yaparken de bir tane cep telefonuyla bu işler olmaz. Hep aynı şeyleri anlatıyoruz eğitimlerde. Lütfen emek verin bu işlere. Lütfen piyasaları doğru gözlerle takip edin. Doğru gözlerle takip ederseniz hani para kazanmak değil belki bu zor piyasada ama en azından sermayenizin erimesine karşı durursunuz. Buradan önemli şey sermayemizi korumak. Yoksa en tepeden al, panik ol, en aşağıdan sat. Arkadaşlar ne yazık ki son bir yıldır insanların sermayesi bu işlerde ne yazık ki perişan oldu. Bütün sebep de bu. İşte birileri bir hayal satıyor veya bir hikaye anlatıyor. Atlıyorsunuz. Hoca, üstad bilmem ne. Biliyorsunuz onu da sevmiyorum. Hani hoca, üstad demeyin bana diyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. İzmir seminerinde de yani sağ olsun insanlar gelmiş. Hanımlarıyla, kocalarıyla, ailecek gelmişler. Çocuğuyla gelmiş. Hoca yani diyor zaten ya diyor Burak abi hani hoca diyemeyelim diye. Ya hoca üstad abi. Ben öyleyim. Ben onu bildim. Ben bunu bildim. Bu işler hep boş işler. Hocalık, üstatlık boş işler. Biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hayatımızı böyle kazanıyoruz. Size de çok fazla mesela mail atan, YouTube'da yazan kardeşlerim var. Hepsinin aslında beni en çok onur eden şey şu. Adam diyor ki abi diyor bakış açım değişti artık diyor. Artık farklı şeylere bakıyorum diyor. Sağ ol diyor. İşte önemli olan bu. Önemli olan işte Burak dolar şu olacak dedi. Burak işte altın. Yok abi.
Sen nasıl bakman gerektiğini öğren. Sen kendin bu işi yap. Burak ne dedi diye bakma. Ha, Burak'a saygı duyuyorsan dinlersin. Ha dersin, Burak abi de benimle aynı analizi yapmış. Veya işte başka bir arkadaşımızı beğeniyorsundur. O kardeşimizi dinlerken daha kulağın dolgun dinlersin. Veya dersin ki ya dersin, bu atıyor tutuyor. Zaten onu anlayacaksın. Zaten fark edeceksin YouTube'da sadece bir iki tane adam olduğunu. Diğerlerinin hepsinin şov yaptığını. O yüzden arkadaşlar lütfen paranızla oyun oynamayın. Perşembe de hikaye oldu. Arkadaşlar görüyorum çünkü bakın bu konuşmalar da çok daha önemli konuşmalar. Zaten farkına bil, ya bilen bir adam biliyor. Seviyorum o adamları zaten. Yani karşılaştığımız zaman anlatıyorlar. Abi diyor, yani sonuna kadar dinliyorum diyor. Ama öbür hıyar işte dinliyor 2 dakika diyor, amma başı konuşuyor diyor. Hıyar çünkü. Bir adam hıyar olursa bir şey yapamaz. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. İnşallah kazasız belasız bir gün olur. Çünkü zaten zor bir piyasa. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkese kolay gelsin.